Nuriye ve Semih'in başlatmış olduğu açlık grevi bugün 101. gününde. İnsan hakları savunucuları olarak yaşam hakkını yakından tehdit eden böyle bir sürecin bir an evvel sona erdirilmesi için gereken girişimlerin hızlıca yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda kamuoyunun ve hükümetin dikkatini bu noktaya çekmek istiyoruz. Çünkü Nuriye ve Semih'in talebi, yani haksız bir şekilde işten atıldılar ve onların talebi işlerine geri dönmek, onların bu talebinin karşılanması gerekiyor. Çünkü herkesin çalışma hakkı var, herkesin sağlıklı yaşama hakkı var. Nuriye ve Semih'in işlerinin ellerinden kanun hükmünde kararnamelerle alınmış olması hiçbir şekilde kabul edilemez. Kaldı ki Nuriye ve Semih sadece işten atılmadılar, aynı zamanda aynı haksız uygulamalarla tutuklular bugün. Bu tutuklanmalarına sebep olan şey aslında işlerini geri almak için gösterdikleri direnç. Bunu herkes biliyor, bunu toplum da biliyor, bunu hükümet de biliyor, bunu aslında onları tutuklayanlar da biliyor. Onların tutuklanmalarına sebep olan onların direnişleriyle diğer haksızlığa uğramış olanlara da örnek olmaları, bunu biz de biliyoruz. Bunu nitekim tutuklarken de aslında tutuklayan makamlar da altını çizmişlerdi. Olağanüstü hal dönemlerinde dahi, kanun hükmünde kararnamelerle dahi ihlal edilemeyecek, sınırlanamayacak haklarımız var. Mesela bunlardan bir tanesi de masumiyet karinesi. Bunu insan hakları savunucuları olarak altını ısrarla çiziyoruz. Siz hiçbir sebeple insanları sebepsiz yere tutuklayamazsınız. Onları suçlu gösteremezsiniz. Anayasa bir kere bunu söylüyor. Dolayısıyla biz masumiyet karinesi ihlal edilerek insanların işten atılması, insanların tutuklanmasının yanlışlığını bir kez daha buradan tekrarlıyoruz. Semih ve Nuriye ölüm sınırında. Artık telafisi mümkün olmayan, yani giderilemeyecek sağlık sorunları baş göstermiş durumda. Onların yaşadıkları her sağlık sorununda, hele bu bir yaşam hakkının ihlali boyutuna gelecekse, yani yaşamları eğer tehlikeye girecekse, iktidarın, hükümetin, onları tutuklayan yargı organlarının, belki de susan milyonlarca toplumun üyesi kişinin bu olayda sorumluluğu var. Biz bunun altını bir kez daha özenle çiziyoruz. Ve bu noktaya dikkat çekmek için Semih ve Nuriye'nin bu haklı taleplerinde, haklı mücadelesinde yanlarında olduğumuzu göstermek için bugün Başbakanlığa bir faks göndereceğiz. Aynı zamanda kendilerine dayanışma mektuplarımız olacak. Söyleyeyim mi? Tamam. Çok güzel. Haber.